lira değerindeki yapımı devam eden ilköğretim okulu inşaatını, yine yapımı devam eden 27 adet afet konutlarını ve maliyeti 1 milyon 200 bin lira olan ve 4 köyün suyunun depolanması ve arıtılmasını sağlayacak olan tesisin inşaatını inceleyerek köy halkıyla bir araya geldiler. Evet, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Bulgaristan'ın Filibe, Plovdiv şehrine dış ticaret heyeti düzenleyerek resmi temaslarda bulundu. Çanakkale'nin öne çıkan sektörleri hakkında bilgilendirme sunumu yapılan ziyaretlerde ticari işbirlikleri için görüşmeler yapıldı. Filibe dış ticaret faaliyeti hakkında bilgi veren yönetim kurulu başkanı Selçuk Semizoğlu, Bulgaristan'ın zengin tarihinin önemli bir tanığı olan Filibe aynı zamanda 2019 kültür başkenti, 7 asırlık geçmişe sahip olan şehir, Osmanlı döneminde de Doğu Rumeli'nin merkeziydi. Bizler geçmişten günümüze kadar gelen tarihi ve kültürel birliğimizden aldığımız güçle Filibe'de ticari bir işbirlikleri için köprüler kurmak, bölgemizin öne çıkan sektörlerini tanıtmak üzere yönetim kurulumuzla dış ticaret heyeti faaliyeti düzenledik ifadelerini kullandı. Akfen Yenilenebilir Enerji Çanakkale'de 143 milyon dolarlık yatırıma sahip 112 megawattlık Üçpınar Rüzgar Enerji Santrali projesinin tamamını devreye aldı. Evet, fotoğrafla yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını ekonomiye kazandırmak üzere yatırımlarını sürdüren Akfen Yenilenebilir Enerji, 143 milyon dolarlık yatırım değeri bulunan Çanakkale Üçpınar Rüzgar Enerji Santrali projesinde tam kapasiteyle elektrik üretimine geçti. Yıllık 187 wattlık elektriği Türkiye'nin en fazla rüzgar alan bölgelerinin başında gelen Çanakkale'nin rüzgarlarından üretecek olan Üçpınar RES bu sayede 450 bin kişinin de yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak. Çanakkale İl Genel Meclis Başkanı Sadık Göğüsgelen, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sedat Murat'ı makamında ziyaret etti. Yapılan ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Rektör Murat, İl Genel Meclis Başkanı Sadık Göğüsgelen'e teşekkür etti. Misafirperverliğinden dolayı Rektör Murat'a teşekkür eden Başkan Göğüsgelen de kendisine çalışmalarında başarılar diledi. Evet, Çanakkale'de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 93. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen etkinlikler kapsamında 10 yıl aradan sonra yağlı direk yarışması düzenlendi. Kabotaj Bayramı'nın 93. yıl dönümünde Cumhuriyet Meydanı ve Çanakkale Boğazı'nda sabah düzenlenen etkinliklerin ikinci bölümü Çanakkale Liman Başkanlığı tarafından yat limanında yapıldı. Yüzücüler dereceye girebilmek için yat limanından denize atlayıp Golf Aile Çay Bahçesi önüne kadar kulaç attı. Etkinliklerin en ilgi çeken bölümü ise ucundaki Türk bayrağını almak için düzenlenen yağlı direk yarışması oldu. Her yarışmacı direğe yaptığı hamlede kayarak denize düştü. İzleyenlere büyük heyecan ve keyif yaşatan yarışmada Nedim Evreş'e direğin ucuna kadar giderek Türk bayrağını alıp denize atladı. Evreşe'nin Türk bayrağını kapmasının ardından izleyenler kendisini alkışlarken yarışmaya dahil olanlarsa hep birlikte denize atlayarak arkadaşını kutladı. Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı tarafından eş zamanlı olarak Türkiye Güven ve Huzur uygulaması yapıldı. Bir otobüs terminali, 98 metruk bina, 72 park bahçe ve 67 uygulama noktasında kontroller gerçekleştirildi. Yol kontrol ve arama noktalarında yapılan uygulamalarda aranan bir şahıs yakalandı. Bir araç trafikten men edildi. 14 araca toplam 5.200 lira trafik yönünden idari para cezası uygulandı. Göçmen kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik yapılan uygulamalarda yasa dışı yollardan yurt dışına çıkış yapmak isteyen 48 mülteci ile 2 izinsiz çalışan yabancı şahıs yakalandı ve yapılan işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Narkotik kaçakçılığına yönelik yapılan uygulamalarda bir şüpheli şahıs yakalandı. 63 gram esrar maddesiyle 43 kök kenevir bitkisiyle geçirildi. Şüpheli şahıs sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ele geçen uyuşturucu maddelere ise adli makamların talimatıyla el konuldu. Evet, Balıkesir'de görevli polis memuru Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde serinlemek için girdiği denizde boğuldu. Alınan bilgiye göre tatil için Küçükkuyu beldesine giden Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Sefa Cangöz konakladığı otelin önünden denize girdi. Bir süre sonra gözden kaybolan Cangöz çevredekiler tarafından bilinci kapalı olarak sudan çıkarıldı. Olay yerine çağrılan 112 acil servis ekiplerince Balıkesir'in Edremit ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırılan Cangöz burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastaneye gelen Cangöz'ün yakınları ve meslektaşları gözyaşı döktü. Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek ve Edremit İlçe Emniyet Müdürü Zafer Korkmaz hastaneye giderek Cangöz'ün yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu. Cangöz'ün cesedi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Evet, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yaya geçidinde Nazmi Bayata'ya çarparak ölümüne neden olan sürücü jandarmanın dikkati sonucu yakalandı. Küçükkuyu'da dün meydana gelen kazada E87 karayolu üzerinde yaya geçidinden karşıya geçen Nazmi Bayata aracın çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma kaza yerinden 150 metre ileride hasar görmüş aracın sürücüsü Ş.A.'nın ifadesini aldı. Ş.A. ifadesinde siyah renkli otomobil vatandaşa çarptı, sonra bana da çarptı, sonra da hızla kaçtı dedi. Bölgede araştırma yapan ekipler 16LH979 plakalı aracın üzerinde kan lekeleri tespit etti. Yakındaki alt geçit içinde aynı araca ait kırılmış parçalar bulunca araç sürücüsü yaşlı adama çarptığını itiraf etti. Jandarma sürücü Ş.A.'yı gözaltına aldı. Evet, Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Alınan bilgiye göre Köseler Köyü yakınlarındaki Menderes Çayı kenarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın ormanlık alana sıçradı. Bayramiç Orman İşletme Müdürlüğü ve belediye itfaiye ekiplerinin 4 arazöz, 2 su tankeri, 1 dozer, 1 helikopterle müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında yarım hektarlık alan zarar gördü. Sakarya'nın Karasu ilçesinde Çanakkale Boğazı Nareburnu önlerinde 4 Nisan 1953'te İsveç bayraklı Naboland adlı gemiyle çarpıştıktan sonra batan Dumlupınar denizaltısı şehitleri anısına yaptırılan anıt törenle açıldı. Türkiye Harp Şehit Gaziler Dul ve Yetimleri Derneği Sakarya Şube Başkanlığı'nca Darıçayırı mahallesinde yaptırılan anıtın açılış töreninde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu. Derneğin Genel Başkanı Mustafa Işık burada yaptığı konuşmada 66 yıl önce vatan sağ olsun diyerek Çanakkale Boğazı'nın derinliklerine kaybolan Dumlupınar denizaltısında 81 denizci anısına yaptırılan anıtta emeği geçen herkese teşekkür etti. Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayır da şehitler için kente yakışır tarzda anlamlı bir anıtın açılışının gerçekleştirildiğini söyledi. Kanada donanmasının NATO'da görevli askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı. Alınan bilgiye göre Ege Denizi yönünden Boğaz'a giren Kanada donanmasının NATO'da görevli FFH 333 Borda numaralı Halifax sınıfı fırkateyni HMCS Toronto Çanakkale önlerine ulaştı. Marmara Denizi'ne doğru ilerleyen ve sahil güvenlik unsurlarının eşlik ettiği 134 metre uzunluğundaki geminin gideceği liman hakkında bilgi verilmedi efendim. 2009 yılında açılan ve 10 yıldır faaliyet gösteren Gökçeada Dalış Merkezi, Gökçeada'da bulunan Türkiye'nin ilk ve tek su altı milli parkında dalış eğitimi ve tanıtım dalışları yaptırarak meraklılara unutulmaz anlar yaşatıyor. Gökçeada'nın Mavi Koy bölgesinde bulunan Sualtı Milli Parkı adadaki dalış turizminin gelişmesinde önemli rol oynuyor. Su altında bulunan balık çeşitliliğinin fazlalığı ve avlanma yasağı olan bir bölge olması
Dalış severlerin bölgeye ilgi duymasına sebep oluyor. Gökçeada'da 10 sene önce açılan Gökçeada Dalış Merkezi su altına ilgi duyan ziyaretçilere dersler ve eğitimler vererek dalış severlere Sualtı Milli Parkı'nı keşfetme imkanı sağlıyor. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 84 düzensiz göçmen yakalandı. Ege Denizi'nin kuzeyinde yasa dışı geçişleri önleme faaliyetlerini sürdüren sahil güvenlik unsurları Müsellim Boğazı ve Kadırga Burnu açıklarında yaptıkları denetimlerde iki grubun lastik botla denize açıldığını belirledi. TCSG 107 bot komutanlığınca düzenlenen operasyonlarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 84 düzensiz göçmen yakalanarak kıyıya çıkarıldı. Küçükkuyu'daki sahil güvenlik karakol komutanlığına getirilen göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık yabancıları geri gönderme merkezine teslim edildi. Evet efendim, bu akşamlık da haberlerimizin sonuna geldik. Bu akşamlık sizlere aktaracaklarımız bu kadar. Bültenimiz ekonomi ve hava durumuyla devam edecek. Bizlere 0286 alan koduyla 213-66-67 ya da 0549-500-17-17 numaralı WhatsApp ihbar hattımızdan ulaşabilirsiniz. Çanakkale'den ve Türkiye'den haberdar olmak için Ton TV izlemeye devam edin efendim. İyi akşamlar. Havasına, suyuna, taşına, toprağına bin can feda bir tek dostuma. Her köşesi cennetin, ezilir yerler için bir başkadır benim memleketim. Lay lay lay.